Ders kaydı da alayım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bu geçen hafta yaptığımız çalışma. Burada paralel bağlı bir LCD modülümüz var. LCD modülü için arkadaşlar B portunu kullandık. Burada da belirtiyoruz. Biz B portu üzerinden işlemleri yapıyoruz diye. Yani sıklıkla B ve default'ta belirtmezseniz D portu olarak çalışıyor sistem. Bakın çağırdığımız kütüphane dosyası yani arkada kullandığımız fonksiyonları LCD-C'den çağırıyoruz. Şunun üzerinde işlemlerimizi yani LCD üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirebilmek için LCD-C'yi çağırıyoruz. Burada fonksiyon zaten kütüphaneden çağırdığımız için birçok detayı burada anlatıyor. Pin bağlantılarını veriyor. Dediğim gibi D portu için düzenlenmesi lazım. Ama biz B portu için de düzenleyebiliyoruz. Burada yazıyor muydu? Tekrar bakalım. Evet. Yazıyordu diye hatırlıyorum ama göremedim. Her neyse. Evet, biz dediğim gibi B port için düzenleme yapmıştık. Geçen hafta en son yaptığımız çalışmada işte bir say değişkeni oluşturduk. Say değişkenin içerisine arkadaşlar dışarıdan evet butonla tanımlamışız. Pin A0'dan gelen değerleri saymasını istemişiz. Deneyelim. Yani son yaptığımız çalışmayı tekrar deniyoruz. Say değeri 0. 1'e geldiğimizde say değerini artırıyor. Bakın ne kadar beklediğimiz bir önemi yoktu. 3, 4, 5. Programın çalışma hızına bağlı olarak buradaki butonu eğer yani şuradaki while döngüsünü yazmazsak bakın orayı ben kaldırayım. Şu while döngüsünü kapatayım. Yani while sorgusunu kapatayım. Orada bir döngü yok. Tekrar çalıştırayım. Bakın bir de kaldığı sürece çalışmanın yani programın buradaki herhangi bir delay yok. Şu döngüyü tamamlama süresi içerisinde her defasında sayıyı arttırıyor. Gördünüz mü? Burada eğer bir sensörden gelecek her defasında aç kapa durumunu sayacaksanız ne yapıyorduk? Burayı while ile arkadaşlar kısıtlıyorduk. Yani butonun değişimi süresi içerisinde bir kez algılıyor. Onun dışında algılamıyordu. Tekrar çalıştıralım. Sadece bir kez algılayacak. Butonun kapanma ve açılma süresi içerisinde bakın bir kez algıladı, iki kez algıladı. Yani şu butonla bunun arasında bir fark yok. Buradaki anahtar bununla aynı. Evet, bugün sabah dersimizde bunu Ecarece modülüyle seri hale getirmiştik. Onunla ilgili ben paylaşımı size gönderdim. O projeyi de açayım. Sanıyorum şu. Evet. Bakın burada LCD'nin portlarını bu modül üzerinden seri iletişimle kontrol ediyorum. Yani detaylı anlatıyor bunu. Dokümanlar var ama ben paylaşmadım sizinle. Sadece bunu kullanabildiğimizi ve bununla ilgili olarak ne yapmamız gerekiyordu? Şu kütüphaneyi bakın Ecarece Flex LCD H kütüphanesini nereye yükleyecektik arkadaşlar? Sabah dersimizde konuşmuştuk. Bu CCSC kütüphanesinin içerisine, sürücülerin içerisine oraya nasıl ulaşıyorduk? Bunun üzerine arkadaşlar sağ tuşla tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Açılan konumda buradaki driver'ın içerisine şuraya yüklememiz gereken benim klasörde verdiğim dosyayı yüklüyoruz.
Bakayım dosyamız nerede? Biz daha önce yüklemiştik zaten. Evet. I2C dosyası. I2, evet, C dosyası şurada. Bakın yüklü. Bunu yüklediğinizde programı tekrar başlatmanız gerekiyor. Yoksa bunu görmüyor. Tekrar başlatırsanız artık şuradaki kütüphaneden bunun işlemlerini kendi içerisinde çağırabiliyor. Biz bunu nerede çağırdık? Ben size o kodu da gönderdim. Evet, o kodu da verdim. Hemen, evet, nerede o kod? Eyvah. Kodu yanlışlıkla sildik sanıyorum. Burada kontrol Z ile gidebilir miyiz? Yani koda. Kontrol Z. Hayır, önceki koda geçemiyoruz sanırsam. Yo, geldik. Önceki kod burada. Bu kodu size göndermiştim. Tekrar Classroom'dan almama gerek kalmadı. 13. hafta ders notları olarak bunu da ben kendime alayım. Evet, burada ne yaptığımıza bakalım hızlıca. Yine donanımla ilgili işte osilatör düzenlemesi, diğer mesela bunlar kapalı. Osilatör düzenlemesi XT olarak yapılmış. LCD modülü ile ilgili düzenlemeler yapılmış. Bakın burada IKRC modülü için. SDA için arkadaşlar C4 ve SCL için C3000 lira kullanılmış. Yani SCL için C3, SDA içinde C4 seri iletişim pinleri düzenlenmiş. Yine daha önceki LCD-C çağırdığımız gibi burada da LCD-H'ı çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra arkadaşlar LCD modülü yine başlatıyoruz. Yani biz backlight aktive etmiyoruz ama bizim Proteus yine aktif olarak çalışıyor. Bakın burada 4 tane farklı fonksiyon çalıştırılmış. İşte satır 1'i yaz, satır 2'yi yaz, satır 1'i silmeden. Ekranı temizle ve satır 1'i yaz. Temizleme işlemi yapıyor. Yine ekranı temizle ve satır 2'ye satır 2 yaz. Satır 1 ve 2'yi temizleyerek ekrana LCD açık, LCD kapalı şeklinde bu bilgileri yazmasını istiyoruz. Kaç tane pin kullanıyoruz bu sayede elimizdeki modülden? Aynısını nerede de kullanabiliriz? Arduino'da da var değil mi aynısı? Arduino ile çalışma yaptınız mı? Evet, yaptık. Bilgisayar programlama dersinde. Orada çalışma yapıyorsunuz zaten Arduino ile. Yine kod yapısı da benziyor. İkisi de C kullanıyor. Bakın satır 1'i yazdı. Satır 1'i korurken 2'yi yazdı. Satır 1'i tek yazdı. Satır 2'yi tek yazdı. Ve iki ekran hem satır 1 hem satır 2 için ekran düzenlemesi yaptı. Biz bu şekilde ne yapabiliyoruz? Sadece iki tane pin kullanarak istediğimiz işlemi yaptırdık. Başka ne yapabiliriz? Yine sayma işlemi yapabiliriz. Yine buton, daha önceki yaptığımız işlemde olduğu gibi buton tanımlayıp burada ilgili bir bilgi düzenlemelerini ne yapabiliriz? Aktarabiliriz. Onu da deneyelim hemen. Ben şu masa üstünü düzenleyeyim. Bir tane yine değişken oluşturalım. İşte say diye bir değişkenimiz olsun.
önceki kodun üzerinde yazıyorum. İşte say eşittir 0 diye bir değişkenimiz var. Say değişkenini döngünün sonunda bir kez arttırayım. Gerçi 0 olduğu için fark etmez. Say artı artı olsun. Ve sayla ilgili ekrana yazma işlemi yapayım. Şuradaki fprint fcd şu komutu alalım. Bu arada arkadaşlar bizim yazdığımız bu dcsc compiler arkadaşlar büyük harf küçük harf uyarlılığı yok. Yani büyük ya da küçük harf yazdığınızda kabul ediyor ama Arduino'da yazarken büyük harf küçük harf uyarlılığı var sanıyorum. Ekranı temizleyerek yazdıralım. Evet. F say yazsın. Değeri eşittir diye belirtelim. Onluk desimal olarak onluk ve say değerini yazsın. Evet, bir şey yanlış yazdık. Şunu kapatamadık. Say değerinin yerine de parantezle bitirelim. Tamam. Birinci satıra ya da ikinci satıra yaz diye bir şey söylemedik. Birinci satıra yazsın. Şöyle şurayı alalım. Yine printf parametrelerini internetten bakıp kullanabilirsiniz. Ödevle ilgili sanıyorum farklı çalışmalar yapanlar var. Güzeldi yani ben beğendim gelen ödevleri şu ana kadar. Onları da hızlıca değerlendirmeye devam edeceğim. Evet, yine önceki işlemleri yapıyor. En son benim say değerimle ilgili ekrana yazma işlemi yapacak. Evet, yazmadı. Neden? Çünkü beklemesini istemedik. Yani yazdı ama biz göremedik. Şuraları biraz hızlandıralım. Yarım saniye olsun bu kısımlar. 500 milisaniye. Şurası da 500 milisaniye olsun. Tekrar çalıştıralım. Evet, niye bu hatayı verdi? Derlediği kodu derlemiyor şu anda. Peki şurada hata var. Siz yardım etmiyorsunuz. Yine nerede hata var? Hocam say kısmına da çift tırnak koymamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Yani burada yazmasını istediğimiz değeri şu şeyi kapatalım. Şu kısımlarını kapatıp daha sade hale getirelim. Şöyle olsun. Şunu da kapatalım. Yani say ile ilgili durumuyla ilgili hata verdi ama onu tekrar ben kontrol ederim. En azından şimdilik çalışmasını görelim. Evet, daha hızlı hareket ediyor. Yarım saniye yazmıştık. Say değeri 0.
İlk durumu yazdıktan sonra arttırıyor. Önce arttırsaydı sayı değerini evet 2 olarak gördük. Yani ikinci tura başladı. Kapalı ve sayı değeri 4 oldu. Sayı değerini başka ne yapabiliriz? Butona tanımlayabiliriz. Yani buradaki buton sanki sensörmüş gibi evet. Bir önceki çalışmada olduğu gibi yine bu LCD seri olarak düzenlenmiş LCD üzerinde bir butona bağlı olarak da işlem gerçekleştirebiliriz. Ya da siz mesela bunun üzerinde çalışma yapıp yaptığınız çalışmaya bağlı olarak istenilen işte bir sensör olabilir, bir analog giriş olabilir. Okuduğunuz değeri ne yapabilirsiniz? Buradaki panele yazdırabilirsiniz. Benim şu anda en azından bu hafta için anlatacaklarım bunlar. Yani bu dönemi LCD panelle hani kapatmayı düşünüyorum. İşte timerları görmedik. İşte watchdog timerı, interruptları vesaireleri görmedik. Sadece genel olarak işte while döngüsü içerisinde, sonsuz while döngüsü içerisinde programlama yazdık. Evet, şu andaki hata arkadaşlar Proteus'un sebep olduğu bir durum. Düzeldi. Yani uzun süre açık bıraktığınızda programı artık ekranda farklı farklı karakterlerle yazılar yazmaya başlıyor. Evet, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben neler sizlerle paylaştım Classroom'dan onları da söyleyeyim. Şuradan sizin sınıfı bulayım. Evet. 13. hafta bakın burada en üstte. Burada ders videosu var. Sabah işlediğimiz ders. Burada arkadaşlar bu benim size gönderdiğim kareciyi nereye yükleyeceğinizle ilgili bilgilendirme var. Şurada da arkadaşlar bu kurulmuş donanım var. Yani bu donanımı alıp çalıştırabilirsiniz. Ve ana kod var. Yani şuradaki main.c kodu dediği arkadaşlar. Tabii şu anda biraz değiştirdik bu kodu. Şuralara eklenti yaptık. Sayma işlemi için. Gerçi burada test için de bir sayma işlemi yapılmış. Tekrar buraları düzenleyebilirsiniz. Zaten size verdiğim ödev var. O ister istemez sizin çalışmanıza sebep oldu. Video ödev var. Kodu çalıştıracaksınız ekranda. YouTube'a yükleyeceksiniz. Ve benimle paylaşacaksınız. Sorunuz var mı buraya kadar? Hocam sınav hakkında soracaktım. Yine ödev olarak yani ödev olarak verebilir misiniz yoksa yine aynen sınav olarak mı gireceğiz? Sorunun mahiyetini anlamadım desem, yani sınav olarak derken ödev olarak derken. Hocam ben de Yani konuştum ya size. yani ödev olarak finali yapsak olabilir mi demeye çalışıyordum aslında. Ödev olarak derken Yani ben mesela zaten sizin size verdiğiniz bir ödev ödev göndermedim gibi. mi? Yani sınav olarak gönderdiğim şey ödev değil miydi? Ha şey diyorsunuz siz. Daha uzun zaman vereyim. Mesela hani 1 saat değil de mesela 5 saat gibi ödevi önceden size göndereyim. Siz o süre içerisinde ödevi yükleyin anlamında mı? Soru bu muydu? Hocam ben ya şimdi mesela sınav olarak yani hem süresi için hem de şey yani bu şekilde yine verin bize ödev gibi biz yapalım belirli bir süresi olsun. Mesela bazı hocalar işte şey veriyor bir gün 2 gün veriyor bazıları işte Evet. 8 falan ödev veriyor ama 3 hafta falan veriyor. O Evet şekilde anladım. ödevimizi final ödevi olarak Siz şey final sınav anladım. olarak kabul ediyor. Sınav olarak değil de ödev olarak
final sınavını yapalım diyorsun. Ben öyle anladım. Yani Lale başka bir şeyler söylemiş sabah da. Evet hocam. Lale'nin de hocam, söylemiş. Ben de öyle söyledim. Senin söylediğin şuydu dersin sonunda. Mikrofonu kapatayım. Gürültü yapıyor. Söylediğin şuydu. Benim size verdiğim en son video ödevi gibi video ödevi verebilir misiniz diye sormuştun. Aslında süresi daha uzun. Final sınavı istiyorsunuz. Ben durumu anladım. Değerlendireceğim. Bu ders kaydını da durdurayım bu arada.